Herkese merhaba, ben Tutku. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte kilden kolye yapacağız çilek şeklinde ve aynı zamanda uzun zamandır bana yazmış olduğunuz kilden nasıl boncuk yapılır sorusunun cevabını da bu video ile birlikte vermiş olacağım size. Öncelikle her zaman söylediğim gibi videonun en önemli kısmını yine en başa ekliyorum ve killerimizi bol bol güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Ardından çilek yapacağım için bu üç rengi belirledim ama tek renkte kullanabilirsiniz. Ben de kurutma işleminden sonra hepsini tekrardan boyadım çünkü. Solucan şeklini veriyorum killerime ve bu killerimi kolaylıkla kesebilmek için şu an çok yumuşaklar çünkü hemen 2 dakikalığına buzluğa alıyorum. Buzluğa alırken de aynı zamanda bekleme süresinde çilek şeklini vermeye başlıyorum diğer kırmızı hamuruma. Burada tek renk de kullanabilirsiniz. Çünkü benim elimde de canlı bir kırmızı olmadığı için kurutma işleminden sonra tekrardan boyayacağım zaten ben de. Ardından bir tel toka yardımıyla gördüğünüz gibi çileğin görüntüsünü oluşturmaya çalıştım. Bayağı benziyor tel tokanın topuzuyla. Daha sonra da beyaz bir farla tepe kısmını yani yaprakların hemen altına denk gelecek olan kısmı bir farlıyorum. Bunu da kurutma işleminden çıktıktan sonra daha parlak görünmesini istediğim için yapıyorum. Ben bu şekilde kurutma işleminden hemen önce farları kullanıyorum. Gerçekten çok çok faydalı oluyor kurutma işleminden sonra. Daha sonra yaprakları belirliyorum. Ben aslında 3 tane çilek yaptım. İlkini bu şekilde düz düz bıraktım yaprakları ama diğerlerini çizgili çizgili yaptım. O yüzden siz de yaprakları daha fazla çizgi verebilirsiniz. Daha güzel oldu çünkü o şekilde. Diğer ikisini bu arada küpe olarak yapacağım için yaptım. Daha sonra da bütün şeklimizi verdikten sonra takı çivisini de yumuşak haldeyken yerleştiriyoruz. Çünkü kurutma işleminden sonra takı çivisini yerleştirmeniz çok sorun olur. Kilinizi de kırabilirsiniz. Zarar da verebilirsiniz emeğinize. O yüzden takı çivisini de şu anda yerleştiriyorum. Ve çilek modelimi de bitirmiş oluyorum hemen. Buzlukta bekleyen modellerimi de hemen çıkartıyorum. Ben meyve bıçağıyla kesmeyi tercih ettim. Çünkü çok daha fazla keskin olduğu için bunu tercih ettim. Takı bıçağıyla verdiğim şekli bozmak istemiyorum. Şu an elimde gördüğünüz şekilde de tam yuvarlak bir şekilde kesiliyor zaten. Buzlukta bekletmemin amacı da buydu. Çünkü ilk başta çok yumuşak kıvamda olduğu için direkt o halde kesseydim kesinlikle yamulmalar olacaktı. Ve bazılarına da solucan şeklini veriyorum. Bunu da mavi boncuklarla çok yakıştırdığım için yapmak istedim. Daha sonra ilerleyen zamanda size mutlaka gösteririm onu da. Ardından bütün şekilleri verdikten sonra takı çivisinin arkasıyla bir iğne ucu da kullanabilirsiniz bu arada. Ortalarına delikler açıyorum ben. Daha sonra da 5 dakikalığına hemen 180 derece fırına atıyorum. Benim kilimin özelliği bu şekilde. Yine söylüyorum, sizin killeriniz nasıl kuruyorsa lütfen o talimatlara uyun. Bu delikleri kurutma işleminden sonra açmak için maalesef özel bir cihaza ihtiyacımız var. Bu da bizde olmadığı için iğne ya da takı çevresinin arkasıyla gösterdiğim şekilde kurutma işleminden önce yapmamız gerekiyor. Kurutma işleminden hemen sonra da zaten daha şekil verirken de söylediğim gibi benim kullandığım renkler bana biraz sönük kaldığı için ben öncelikle boyamak ve vernikle parlatmak istedim. Çünkü kolyelerde böyle daha parıl parıl görüntüleri seviyorum. Hem de boncuklarla ve aynı zamanda inciyle yapacağım için kolyeyi daha böyle parıl parıl görünmesini istedim. O yüzden hemen önce boyama işlemlerini yapacağım. Kırmızısı biraz sönük kaldığı için ben daha canlı bir kırmızıyla boyadım. Ardından o beyaz farladığım kısmın zaten parladığını görebiliyorsunuz. Ben yine de yaprakların altı genelde benim aldığım çileklerde böyle daha beyaz sarı arası bir tondu. O yüzden bu kısmı da bu tonlarda boyuyorum. Ve en sonda yaprakları daha koyu yeşile boyayarak bu şekilde kurutmaya bırakacağım. Ve bütün şekil kuruduktan sonra da 2 kat hatta ben biraz abartıp 3 kat vernik sürdüm. Çünkü dediğim gibi hem böyle daha cıvıl cıvıl görünmesini seviyorum hem de parıl parıl parlaması benim hoşuma gidiyor. Her kat boyamasında bu arada kurumalarını bekledim. Aksi halde renkler birbirine karışır. O yüzden lütfen dikkat edin. Çünkü kullandığımız renkler de bayağı birbiriyle zıt renkler. Yani ne kırmızının yeşile ne beyazın yeşile kırmızıya falan bulaşmasını istemeyiz. O yüzden bu konuda dikkatli olursanız sevinirim. Kolyeyi tamamen o an içimden geldiği şekilde yaptığımı söylemem gerekiyor size. Çünkü bir süre bayağı boncuklarla bakıştım. Hangisi daha böyle yan yana yakışır falan diye. Tamamen spontandı ama sonucu benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz.
Öncelikle ben Misina kullanmak istedim. Misina'nın çünkü takılardaki esnekliğini ve şeffaflığını çok seviyorum. Ama siz tabii ki isterseniz farklı bir iple de başlayabilirsiniz. Birazcık uzun olmasını istiyorum kolyemin. O şekilde kesiyorum Misina'mı. Ardından takı malzemelerini hemen yanıma alıyorum ve bit pirinçle kapama ile birlikte hemen karga burnuna bir tarafını sabitliyorum misina ipimin. Böylece boncukları yerleştirirken dağılma problemi yaşamayalım istiyorum. O yüzden siz de lütfen buna dikkat edin. Bazen duyuyorum ben bit pirinci yerleştirmemişim hepsi dağıldı falan gibi yorumlarınız oluyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Bir tarafını kapatın ki ipinizi rahat rahat boncuklarınızı dizebilin siz de. Ben böyle tam fabrika çıkışlı bir kolye olsun istemediğim için öncelikle bir tarafını farklı, bir tarafını farklı hayal ettim. O yüzden sağ tarafını sadece boncuklar diziyorum. Çilek kullandığım için turuncu ve kırmızı boncuklar diziyorum. Gördüğünüz gibi. Araya da gold geçişler ekledim. Bu şekilde boncuğum vardı benim. İsmini inanın bilmiyorum ama açıklamalar kısmında linkini bulursam mutlaka ekleyeceğim sizler için. Bu arada söylediğim gibi spontan bir şekilde geliştiği için aslında ilk başta çileğimi henüz verniklememiş ve boyamamıştım. Zaten ilk boncukları dizerken görüyorsunuz. Çünkü henüz ne kullanacağımı bilmiyordum ve gözüme kırmızı ve turuncu boncuğun yanında çok sönük kaldığı için hemen böyle her şeyi iptal edip boyama işlemini yaptım ve tekrardan boncuğu dizmeye devam ettim. O yüzden arada da aklınız karışmasın diye öncelikle kili hazırlama ve boyamayı gösterip daha sonra kolye yapımını gösteriyorum. Bunu da açıklamak istedim size. Ve zaten şu an izlerken görmeye devam ediyorsunuz aklımda sabit bir model olmadığını. Çileğin hemen yanına önce solucan şeklini verdiğim killeri yerleştirdiğim zaman beğenmedim. Çünkü bir şekilde kırmam gerekiyordu o kırmızılığı. Ve bunu düşünürken hemen gözüme inci boncuklarım takıldı. O yüzden hemen 5 tanesini çileğin hemen yanına dizdim. Tamamen kırdığını düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti bu geçiş çünkü. İncilerin hemen yanına da hazırladığım kırmızı renkli boncukları diziyorum. Yalnız şu an gördüğünüz gibi takı çizgisinin arkasıyla bazı delikleri düzeltiyorum. Çünkü fırınlamadan önce delik açmıştık hatırlarsınız. Ve bazı delikleri çok hızlı açtığınız zaman arada ipin geçemeyeceği anlar olabiliyor. O yüzden onu hemen bu şekilde düzeltebilirsiniz siz de. İnciler aradayken çilek ve kil boncukların bu şekilde çok daha uyumlu olduğunu düşündüm ben. Ve gerçekten de gözüme çok güzel göründü. En azından parladıktan sonra da daha böyle gösterişli durduklarını düşünüyorum. Ardından biraz daha beyaz ve kırmızı kilden boncuklarla devam ettikten sonra da boynumun arkasına denk gelecek kısmı yine turuncu ve kırmızı boncukları da dizerek kolyemi tamamlamaya geçeceğim. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir kolye olmuştur. Ben gerçekten çok seviyorum bu tarz kolyeler kullanmayı. Biliyorsunuz zaten. Hatta hızımı alamayıp dediğim gibi zaten küpelerini de ben hemen hazırladım. Daha sonra sizinle mutlaka bir fotoğraf olarak ya da yine bir video olarak bir şekilde paylaşmış olurum zaten. Umarım kilden boncuk yapımını merak eden arkadaşlarıma da yardımcı olabilmişimdir. Hala sorularınız varsa yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Deneyecek olanların şimdiden güzel günlerde kullanmalarını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.